Evet, duygusal zekada gelişme konusu yapacağınız ilk şey demin kendinizin hakkında bir test yapmak. Yani kendi kişiniz hakkında fikir sahibi olmaktır. İnsanlara baktığımız zaman insanlar dört kategoridedir. Bunların bazıları çok detaycıdır. Bazıları sohbet etmeyi sever, yani neşelidir. Bazıları çok detaycıdır, analitiktir. Bazıları ise güvensizdir. Kendine fazla güveni yoktur. Şimdi bu dört tür insanı tanıdığınız zaman ona göre bir iletişim kurmanız lazım. Kendini tanıdıktan sonra insan türlerini tanıyıp o insanların istediği iletişim şeklinde konuşmanız gerekiyor. Bunun dışında yapmanız gereken şey kitap okuyaraktan, gezerekten veya farklı insanlarla iletişim kuraraktan insanlar üzerindeki tecrübenizi artırmanız gerekiyor. Çünkü bir insana aranız çok iyi olabilir ama farklı bir insan size çok zor gelebilir. Hani zor insan diye bir kavram var ya esasında. Dünyada zor insan yoktur, dünyada farklı insan vardır. Yani bize zor gelen insanlar bizim daha önce görmediğimiz davranışları konusunda hiçbir şekilde bir tecrübemiz olmayan insanlardır. Bunlara karşı da nasıl davranacağımızı bilmeyiz. İnsanın en yapması gereken hiçbir şekilde farklardan korkmaması lazım. Biz genelde karşımızdaki insanları tanımadığımız zaman onlardan korkarız. Korkma sebebimiz ise onun nasıl davranacağını bilmeyiz. Bilmediğimiz için de ne yaparız genelde? Çekingen davranırız. Duygusal zekada diğer kendimiz yapmalarımız gereken kişi iletişim becerimizi arttırmamız gerekiyor. İletişimde en önemli beceri dinlemektir. Her ne kadar konuşmak da önemli beceri olarak yapılsa da dinlemek daha önemlidir. Dinlemenin arkasında karşımızdaki insanla ilgilenmek vardır. Şimdi genelde insan aynı anda tek şey düşünebilir. Siz ya kendiniz düşünebilirsiniz veya karşıdaki insanı düşünebilirsiniz. Eğer siz önceleyip kendi ihtiyaçlarınıza, kendi isteklerinizi verirseniz bu karşıdaki insanın ihtiyaç ve isteklerine cevap verememiz anlamına gelir. O yüzden öncelikle karşımızdaki insanla ilgilenerekten bir iletişim kurarsak bu karşımızdaki insanı her zaman için bizle ilgilenmesini de sağlar. En son olarak duygusal zeka ile ilgili farklı kültürlerle tanışmak olabilir. Özellikle global dünyada veya iş hayatında birden fazla ülkeye iş yapıyorsanız her ülkenin de farklı örf adetleri vardır. Her insanın duygusal zeka veya sözel gibi farklı iletişim modelleri vardır. Bunlar üzerinde de pratiğimizi arttıraraktan global bir iş adamı olabilirsiniz.